Bu da kromatik dizi. Bir gam çıkıyoruz sadece. Yani yarım yarım ses olarak çıkıyoruz. Koma koma. Bir önceki kromatik dizilere yakın bir şey ama bu triole şeklinde. Triole dediğimiz yani üçleme. Tapata 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 gibi. Üçleme diyoruz buna. Triole. Yine üç parmak çıkıyoruz. Üç parmak. Üç parmak. Yarım yarım sesler. Mızrabımız yine altlı üstlü hep. En son yine dört parmak. Ağır ağır gidelim isterseniz. İlk önce üç parmağı çalıştırın. Yani videoyu durdurup üç parmağı önce bir alıştırın. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bu şekilde. Beraber yapalım. 3, 4. İkincisi bu. İkisini birleştirelim. Yani ne bileyim yani bunun için çok amatör olmak gerekmiyor. En profesyonel müzisyenler bile sahneye çıkmadan önce ellerini bu kromatik çalışmalarla açıyorlar. Yani elleri açmak için genelde. Yani öbür bir önceki gösterdiğim de çok güzeldi. O triole değil. Triole gibi başladım ama. Bu da çok güzel bir kromatik. Bundan bir önceki videomda vardı. Bakarsanız bunu da bulursunuz. Yani parmak açmak için daha çok kullanın. Yani sahneye çıkmadan önce ne bileyim veya evde otururken hamlıyorsunuz ya. Bunu yaparsanız en azından parmaklarınız hamlamamış olur. Triole demiştik. Bir gam çıkın. Burada bitiyor ama son serçeyi koyduğunuz zaman final yapmış oluyorsunuz. Ne bileyim yani bir eser çalarken gibi giriş verebilirsiniz. Tabii çok seri olmak lazım. Yetiştirmeniz lazım. Gibi. Yani siz daha hızlı olun. Ben tembelim dediğim gibi. Fazla çalışmıyorum. 20 yıl önceki çaldığım sazı şimdi de çalıyorum. Neden? İşte daha çok besteye, güfteye ağırlık verdik. Hadi beraber yapalım son kez. 3, 4. Hızlanırsınız. Değil mi? Çok güzel bir etüt, parmak çalıştırması. Türkülerin içerisinde de kullanabilirsiniz. Faydası olacaktır. Yani bunların çeşitleri çok. Triole dediniz mi? Her türkünün içerisinde bilerek bilmeyerek kullandığınız motiflerdir. Ne bileyim? Şöyle bir şey var.
biraz daha zor. İki parmak geliyor. Gibi çok seri olmanız lazım yetiştirebilmeniz için. Bu da çok güzel bir etüt. Yani re, mi re mi fa gibi geliyor. Zaten motif olarak kulağınıza yer ettiği zaman çalması çok basittir. Bu kromatik değil. Üçleme sadece. O kromatik olan bu başka bir şey. Bu da ana sesler. Bu da tekrar geri dönüşü. Nasıl çıktıysanız, indiyseniz öyle de geri döneceksiniz. Yarım da yaparsın mesela. Böyle çıkıyorsunuz ya. Mi fa sol la gibi. Türkiye'ye giriş verirken. Üçlemeyi unutmayın. Kromatik dizi. Tekrar görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.